İlk önce antrikotlarımı marineleyeceğim. Bolca tuz. Bolca karabiber. Her iki tarafına da yapalım. Tuz. Karabiber. Ve zeytinyağı kullanacağım. Biraz kekik ekleyelim. Ete gerçekten çok yakışıyor. Gene bunları güzelce masaj yaparak etimize yedireceğim. Bu her şeye uygun çok basit bir marineleme yöntemi. 200 dereceye ayarlayacağım fırınımı. Patateslerimizi soyuyoruz. 3-4 adet yeterli. Bunları ben kabaca küçük parçalara böleceğim şu şekilde. Pişme süresini kısaltmak istiyorsanız küçültün. Ama vaktiniz varsa bence iri bırakın. Çok daha güzel oluyor çünkü. Bunlar 200 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişecek. Bu sefer kırmızı soğan kullanalım. Yoksa normal soğan da kullanabilirsiniz. Bunları da kabaca şu şekilde doğruyorum. Patatesle beraber karıştıracağım. Soğanları üzerine koydum. Birazdan bütün baharatları ekleyip güzelce karıştıracağım. Önce birkaç tane sarımsağa ihtiyacım olacak. Tamam. Evet. Hemen soyalım. Bu kadar yeterli olacak benim için. Bunları küçük küçük doğrayacağım tekrar. Evet, bunlar da hazır. Ben fırına gitmeden önce etlerim için hemen tavamın altını yakmak istiyorum. Her zamanki gibi yağ kullanmıyoruz. Tavamızın iyice ısınmasını istiyoruz. Şimdi geldik bunlara ne baharatı koyacağız? Kısaca siz ne seviyorsanız. Bu kadar basit. Bolca tuz. Patates tuzu çeker, o yüzden hiç korkmayın. Bolca karabiber, kırmızı toz biber. Etimize kekik koyduğumuz için ben kekik koymayacağım. Sarımsağın lezzetini ve aromasını arttırmak için biraz sarımsak tozu kullanıyorum. Bolca zeytinyağı kullanacağım. Yağımı alıyorum. Bunu güzelce elimizle karıştıracağız. En alttaki patateste bütün sosların, tuzun, karabiberin, soğanın, sarımsağın hepsini ulaşmasını istiyorum. Patatesi folyo ile koruma altına alalım ve fırınımıza gönderelim. Bu fırına giderken ben sizler için pişme süresi oldukça uzun olduğu için önceden bir tane hazırladım. Bunu hemen çıkartalım fırından. Şöyle köşede biraz soğumayı bırakalım. O arada tavamı kontrol edeceğim. Tavam biraz daha ısınması lazım. Tezgahımı toparlayıp hemen dönüyorum. Tavam hazır. Hemen etlerimi koyayım. Bu coz sesini duyduysanız tavanız gerçekten iyi ısınmıştır. Bu sosu da bu şekilde üzerine dökün. Şimdi bu sosu içinde bir de güzel pratik bir ekmek hazırlayacağız. İki dilim et için bir dilim ya da iki dilim ekmek kullanabilirsiniz. Etin yağını da bunun üzerine hafif birkaç baharat serperek ekmeğimizi kızartacağız ve tabağımıza koyacağız. Ben bir iki dilim sizler için hemen dilimlemek istiyorum. Dilimlerimin iri olmasını istiyorum, kalın. Çünkü yağ olacağı için aksi takdirde kırılır. Yaklaşık 2-2,5 santim kalınlık benim için yeterli. Bu aşamada ben dereotunu tercih ettim. Siz frenk soğanı da kullanabilirsiniz, o da çok yakışıyor. Frenk soğanı bulamazsanız şayet, taze soğanın arka kısmını ama beyaz kısımları değil, arka kısmını kullanabilirsiniz. Etinizi pişirirken çok fazla çevirmeyin. Her iki yön içinde bir kere çevirmek yeterlidir. Nar gibi olmuş. Oldukça yumuşak. Bakın bastırdığım zaman bunu ben hissedebiliyorum. Şimdi bu pişmenin son aşamasına gelirken ben ekmeklerime ufacık dokunuşlar yapmak istiyorum. Şöyle ikisine de çok az sarımsak tozu serpeceğim. Renginin hafif kırmızı olmasını istiyorum.
kırmızı biber ve eti baharatladığımız şekilde kekikten faydalanacağım. Şimdi bunları tavaya koyarken tabii ki dökülmesini istemiyoruz. O yüzden üzerine birazcık zeytinyağı süreceğim şu şekilde. Etin öbür tarafının pişmeye başladığını da üzerine su vermeye başladığında anlarsınız. Bu arada etin son pişme aşamasındayken ben hafif hafif tabağımı hazırlamaya başlamak istiyorum. Patates koyacağım. Ekmeklerimizi güzelce kızartalım. Ocağımı kapatıyorum. Ve doğradığımız dereotlarını